Belgesel Yayıncılık sunar. Dönüp arkasına bakmak, geçmişi düşünmek acı veriyor. Yörüklüğün gitgide azaldığını, kendisinin belki de son yörüklerden olduğunu düşündükçe yüreğini sıkıntı basıyor. Aslında bu azalışa, gittikçe daralan sınırlara isyan ediyor. Sırtının dik durduğu, ayaklarının tuttuğu dik başlı dünleri anmak gelmiyor içinden. Bir ceylan gibi dağdan dağa sektiği gençlik günleri bin yıl geride kalmış gibi. Kucağındaki bebeğin kendi gibi yaşlı bir yörük olamayacağını biliyor. Göçmen kuşları bile kıskanıyor artık. Değerli izleyenlerimiz, Bir Devre Alem programında yine birlikteyiz. Kültür ve medeniyet tarihimizin izlerini araştırıyoruz. Burası Gebze bölgesi, son yürük obası, Sığırlık merası. Yüzlerce yıllık geçmişi olan Gebze'nin dağlarında saklı bir hazine, kültür ve medeniyet tarihimizin önemli izlerinin bulunduğu yer, gördüğünüz gibi bir yürük obası. Ve yürük obasında belgesel görüntüler tespit edeceğiz. Birlikte izliyoruz. Yürük obasına doğru şu an yolumuz devam ediyor. Selamun aleyküm. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Oh. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Böyle... Bir yanlış yere gelmedik değil mi? Sanayi bölgesinin yoğun olduğu Gebze'de, Kocaeli'de bir yürük obası. Daha önce burası yörüklerindi. Öyle mi efendim? Tabii, 600 yıldır yörüklerindi. Sizden. Mehmet Özer, Marmara Yörük Türkmen Dernekleri Federasyonu Başkanıyım. Bulunduğumuz yer Gebze bölgesi. Bu Gebze bölgesi Sığırlık. Bir tarihini anlatın kısaca bize. Kısaca tarihini şöyle anlatayım. İstanbul'un fethi dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet gelirken yanında Kütahya'dan, Bilecik'ten, Konya'dan getirdiği yörükleri buraya Sakarya Deltası'na ve bir kısmını da Balkanlara götürmüştür. Burada kalan yörükler 24 Oğuz boyundan Karakeçiller vardır, Tekeliler vardır. Yörüğün iki boyu vardır burada. Yörük zaten yürüyen Türk'ün kısaltılmış adıdır. Aman Allah, bakın geçmişimizi öğrendik. Geçmişi olmayanların geleceği olmaz. Tarih bir milletin aynasıdır. Ne kadar çok dikkatli bakarsanız o kadar çok geleceğinizi görürsünüz. Ve Devre Alem programının sloganı tarih bilincine sahip olmak her şeye sahip olmaktır diye buralardayız. Bizi Çin Seddi'nden büyüklerimiz Anadolu işlerine Tuna'nın beri kıyısına kadar yolcu ederken 8000 kilometreye yakın yolu biz yayan yürümüşüz. Konar göçer halde yürümüşüz. İlk göçü yola çıkardığımızda 20 çadırlık filan göçü yola çıkardığımızda büyüklerimiz demişler ki, iki tane eren yaşlımız, ya biz bu insanları yola çıkardık ama önceki gidenler sonradan gelenleri nasıl tanıyacak? Sonradan gelenler önceki gidenleri nasıl tanıyacak? Bunlara bir işaret verelim, bir parola verelim, oradan birbirlerini tanısınlar demişler. O iki tane yaşlı erenimiz konuşurken bir yaşlı anamız da, ben işareti buldum, renkleri de var demiş. Söyle demişler, o yaşlı anamız da alemi sema oluşmuş, gökkuşağı. Gökkuşağından renkleri alıyorlar ve Osmanlı keyfiyesi diyorlar. Şu renge öyle benim mi? De size takdim edeceğim. Aman Allah'ım, şu, en güzel hediye. Şu hediyenin rengi nedir? O, savaş döneminde Osmanlı finansmanının ve bugün de al bayrağımızın rengidir kırmızı. Mor umudumuzdur, hevesimizdir. Yeşil dinimizin rengidir. Dinimizi sembolize eder.
Beyaz temizliği, paklığı sembolize eder. Sarı buğday başağını, bereketini sembolize eder. Allah memleketimizi ben Türk'üm diyen herkesin sofrasında bereketlerini eksik etmesin diyoruz. Ben bu Osmanlı keyfiyesini size takdim ediyorum. Ne güzel bir hediye değerli izleyenlerimiz. Siz de bizim uluslararası ülkemizin aynasısınız. Son derecede dinleyip sizden konuşmalarınızdan feyiz alıyoruz. Buraya kadar gelip katıldığınız için sizlere de ayrıca teşekkür ediyoruz. Şak şak yapalım. Efendim bu çok güzel bir hediye bizler için ve isterseniz şimdi bir yolculuğa çıkaralım. Kin Seddi dediniz. Orhon Kitabeleri, Ötüken ve Türkistan coğrafyası dediniz. Son Yürük Obası, Sırlık Merası'ndaki Yürük Obası'ndan değerli izleyenlerimiz sizleri atalarımızın çadırlar at sırtında yaya olarak geldiği Ulu Türkistan'a, Altay Dağları'na, Türkistan'a, Ötüken'e, Orhon Irmağı'na götürüyoruz. Hazırladığımız belgesel görüntülerle Türkistan coğrafyası atalar diyarındayız. Birlikte Orta Asya'ya doğru, Türkistan'a doğru yolculuğa çıkıyoruz. Binlerce yıllık Türk tarihi ve şanlı zaferlerimizi araştırmak için yola çıkıyoruz. Tarihimizi araştırmaya Anadolu'dan binlerce kilometre uzaklıktaki Moğolistan'da bulunan Orhun abidelerinden başlıyoruz. Bir zamanlar adı Türkistan bölgesi olan Türk yurdu coğrafyasında kültür ve medeniyet tarihimizi araştıracağız. Dünya coğrafyasındaki kültür ve medeniyet tarihimizin izlerini araştırmak için Anadolu'dan binlerce kilometre uzakta Türk tarihinin adeta milli tapu senedi olan ve Göktürk Devleti, Orhon Vadisi, Ötüken ülkesi, Uygurların ve Hun İmparatorluğu'nun kurulduğu Moğolistan'a geldik ve Moskova üzerinden geldik. Geçmişte hayal bile edemiyorduk. Saatler sürdü uçak yolculuğumuz. Başkent Ulanbatu'ya indikten hemen sonra Tonyuk Anıtı'na geldi. 55 kilometre mesafede ve bu anıt Göktürk Devleti'nin vezirlerinden önemli bir şahsın Tonyuk'un yaptığı ve Çinlilerle verdiği 50 yıllık mücadeleyi anlatıyor. Ve Attila dönemi başladı. Attila adı Avrupa'yı titretti. Seferler düzenledi, imparatorluk sınırlarını genişletti. Ülkenin batı kanadının merkezi Tuna kıyısına, doğu kanadının merkezi Dinyaper havzasına ulaştı. 50'ye yakın kavim ve imparatorluğun çatısı altında dirlik, barış ve düzen içinde yaşadı. Sonra Türk adını ilk kez devletin resmi adı olarak benimseyen Göktürkler tarih sahnesine çıktı. 200 yıldan fazla bir süre egemenliklerini sürdürdüler. Sınırları doğuda Kore, batıda Hazar Denizi'ne kadar uzanan geniş bir coğrafyaya yayıldılar. Çok hızlı hareket edebilen süvariler Göktürkleri zaferden zafere koşturdu. Göktürklerle ilk defa millet olma bilinci yerleşti. Kültür ve medeniyette yüksek bir düzeye ulaştılar. Göktürkler Orhun abidelerini diktiler. Bilgelikle yönettiler devleti. Türk milleti bahtiyar oldu. Atalar yurduna gelip de heyecanlanmamak mümkün mü? Elde mi? Evet, heyecanlıyız. Çünkü atalarımızın geldiği coğrafyadayız. Hun İmparatorluğu'nun, Göktürk Devleti'nin destanlar yazdığı coğrafyada Moğolistan'dayız. Ve Ulanbatur'dan tarihi Karakum şehrine gideceğiz. İşte bozkırlardan akan bir ırmak. Tarihimizi, destanımızı söylüyor. Şahidi de arkadaki atlar. Onlar
bizim atlarımızdı. Onlarla dünyayı fethetmiş, o atların sırtında Anadolu'ya, Balkanlara, dünyanın dört bir tarafına dağılmıştık. Evet, gezimiz tüm hızıyla Moğolistan'da devam ediyor. O gün bir destan yazıldı. Kitaplara değil, çocukların belleklerine, gelecek nesillerin kalplerine. İsimleri vardı. Tarih onları silinmeyen bir kalemle yazdı. Çeliğe su verdiler. Atları kıvılcım saçıyordu. Kısraklarında nakışlı eğerleri yol tuttular. İz sürüp yurtlandılar. Başta Oğuz Kağan dağıtları. Güneşi sırtlanıp yürüdüler. Birlik oldular, dirlik oldular. Türkler, çok eski çağlardan beri, Orta Asya'daki ana yurdundan farklı yönlere dalga dalga yayılarak büyük devletler kurmuş, dünya kültür ve medeniyetinin gelişmesine önderlik etmiş şanlı bir millet. Dünyanın en köklü devletlerini, en büyük medeniyetlerini kurmuş bir millet. Geçmişi milattan önce 6000 yıllarına uzanıyor. 8000 yıllık tarihiyle farklı coğrafyalarda, Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarında 116 devlet, 16 imparatorluk kurmuş. Binbir güçlükle mücadele ederek ayakta kalmayı başarmış bir millet. Kimi zaman Hunlar, Göktürkler, Uygurlar adıyla dünya tarihinde söz söyledi. Kimi zaman da Oğuzlar, Selçuklular, Osmanlılar adıyla tarihini zaferlerle taçlandırarak büyük bir gayenin, adaletin ve hoşgörünün destanını yazdılar. Gezimiz devam ediyor. Tanrı dağlarına yukarı çıktık. Sabahın ilk ışıklarıyla kendimizi bir Türkmen çadırına attık ve Türkmen obasına attık. Türkmen obasında sizler adına çekimler yapıyoruz. Devralen Farkı ile ilk kez Tanrı Dağları'nın Türkistan bölümü ekranlara geliyor. Tanrı Dağları yaz kış kara erimeyen zirvelerle kaplı. Şimdi de Türkistan'ın kuzey ucunda yer alan Altay bölgesine uzanıyoruz. Altay Dağları medeniyetimizde önemli bir yere sahip. Türklerin ana yurdu burası. Burada heyecanlanıyoruz. İlk Türk yurdunun Altay Dağları'ndan Urallara kadar uzanan, Hazar Denizi Kuzeydoğu bozkırlarından Tanrı Dağları'nı kapsayan çok geniş bir bölge olduğunu anlıyoruz. Türkler tarihin akışı içerisinde ana yurtlarından çok uzak mesafelere göç ederek geniş bir coğrafi alana yayılmış. Bugün Balkanlardan Çin Seddi'ne, Sibirya bozkırlarından Horasan, Afganistan, Tibet'e kadar olan bölgeleri yurt edinmişler. Biz de binlerce yıllık medeniyetin topraklarında dolaşmanın sevincini yaşıyoruz. Evet, gördük değil mi değerli izleyenlerimiz? Orhon kitabeleri, Altay Dağları, Tanrı Dağları ve Türkistan coğrafyası. Hemen buradan bir tayin mekan yaptık. Atalar yıllarca gelmişti. Biz hemen bir anda gittik. Çünkü uçakla gidiyoruz. 10 saat, 9 saatte varıyoruz. Gezdik, gördük. Başkanım, burası önemli bir nokta. Hakikaten duygulanmama geldi değil. Ve saklı bir cennet. Henüz bu kültürleri yeteri kadar anlatamadığımız da bir gerçek. Efendim, bir faaliyet var burada. Ne yapıyorsunuz? Ne yapmak istiyorsunuz? Yetkililere neler söylersiniz? Şimdi yetkililere söyleyeceğimiz çok şey var aslında. Yetkililerden bizim isteklerimiz var. Yörük kültürünün Türkiye'de asas vatanında yok edilmesi gibi bir olay var. Olay şu: gelişen teknolojide herkes şehirleşmeye gidiyor. Şehirde gidip oturmayı istiyor. O şehrin kirli havası, şehrin gürültüsü, şehrin kirli gazları insanlarımızı, ömürlerini kısaltıyor. Şu gördüğünüz yer bugün sıfır bakir gibi görünüyor. İnanın burada 500-600 yıla yakın insanlar yaşıyor. Burada yaşayan insanlar
Gebze'ye, Darıca'ya, Çayırova'ya, İzmit'e, Körfez'e 4000 hane çıkarmıştır. 18-20 hane arasında yaşayanımız var. Burada irtibatlı, evet. Hayvancılık yapıyor. İşte Denizli köyüyle bağlantılı, hayvancılıkla yaşamını temin eden insanlarımız var. Ama bu insanlar yaşlanıyor. Yeni genç nesil gittiği zaman geri dönmüyor. Yaşlanıyor ama genç nesile de diyorsunuz ki niye siz buradan memnun değilsiniz? Biz orada aşımızı, ekmeğimizi kazanıyoruz. Annemize, babamıza katık getiriyoruz. Burada sıkıntılarımız şunlar. Biz bu bölgede yüz binlerce dönüm arazi var. Biz sadece doğup büyüdüğümüz yerleri terk etmek istemiyoruz, edemeyiz de. Çünkü burada bizim 5-6 kuşak asır geçirmişiz. Vatanda biz doğduk, büyüdük. Burada ben kıl çadırın altında doğduk. 1948'de benimle. İşte hayvancılıkla geçimlerimizi sağlamaktayız. İdik. Sonra buralar Evkaf İdaresi'nden burayı icarla tutup işte hayvancılıklarımızı yapıyorduk. Burası ondan sonra atış sahası olaraktan burayı değerlendirdiler. Atış sahası olunca burada huzursuzluklar, adam ölmeleri, hayvanlar buradan vuruldu. Buradan millet sağa sola çıkmak isteyenler çıktı ama halihazırda burada hayvancılıkla geçim sağlayanlarımız burada mevcut. Bu ana kadar duruyordu. Ama şimdi ise Orman İdaresi buraya el attı. Fidancılık yapıyor. Bilmem neler oluyor işte burada. Netice itibariyle herkes burada işinden gücünden yani hayvancılığından da terk etmiş durumdalar yani terk etti. Asya bozkırlarının gerçek efendileri olan göçerler, verimsiz, barışsız bozkırlarda akıl almaz bir hızla yer değiştiriyorlardı. Milattan önce 13. yüzyılda Mete Han'la birlikte ilk göçer Türk İmparatorluğunu kurdular. Asya'dan güneyde Harran Ovası'na, Mezopotamya'ya, kuzeyde Ankara Ovası'na, oradan da Balkanlara doğru aktılar. Çok geniş coğrafya parçaları geçti atlarının altından. Kıtalar geçti. Milattan sonra 10. yüzyılda başlar Oğuz boylarının Anadolu'ya göçü. 12. yüzyıldaki savaşlar nedeniyle azalan köylü nüfusunu artırmak için Selçuklular zorla askeri kıtalar kurarlar göçerlerden. Osmanlı İmparatorluğu döneminde 17. yüzyılda önceleri cengaver savaşçı olan Yörük Türkmenler için artık yerleşiklere zarar verdikleri düşünülerek yasal önlemler alınmaya başlanır. Cumhuriyet döneminde ise 1948'lerde çıkan yasayla göçerlerin yaşayışları ve geçim koşulları göz önünde tutularak yerleştirilmesi öngörülür. İsmim Mevlüt Karateke. Doğumumu sorarsan 23 doğumluyum. 1923. He, 23. Nere doğumlusunuz? Yani aşağı yukarı burası gibi ama İznik'te doğmuşum. Niye İznik'te orada doğmuşsun? Buradan mı? Buradan gitmişler Yunan işgalinde. Orada bebek olarak buraya gelmişim. Burada büyüdüm demek aşağı yukarı. 4 sene de askerde kaldım. Alman harbinde askerdim ben. Aman Allah'ım. Ya. Buranın havası, suyu sizi böyle... Sorma bırak. Bizi dağıttılar buradan. Orman zabit etti, askeri atış etti bilmem ne. Horanımızı dağıttı buradan. Horanınızı dağıttı? Ya sen ne konuşuyorsun? 3-4 sene de adam öldü. Toptan, mermiden, bilmem neyden. Bizim çektiğimiz erezillik yaparsa bizim sahibimiz yokmuş. Gördüğünüz gibi burası bizim geçmişte kalan kabristanlığımız.
1953 yılından beri açıkta olan mezarlarımız bunlardır. Benim burada dedem ve anneannem, babaannem burada yatıyorlar. Şu an bu kabristanlıktalar. Biz kendimiz buradan Ormaniye dehşetinden uzaklaştık gittik ve burası başının başına kaldı, terk edilmiş bir vaziyette. Ama yeniden burasını bir koruma altına alıp, burayı bir canlandırıp tekrar burayı ayaklandırmak istiyoruz. Efendim, burada yaz olur, kış olur, cuma olur, bayram olur. Cuma namazlarını nasıl kılarsınız burada? Cuma namazlarını köylere gideriz. Cuma namazını kılmaya, bayram namazlarını kılmaya. Ne kadar çeker burada? En az 2 saat. 2 saat yaya giderdi. 2 saat. Kış olur, yağmur olursa biraz daha da uzardı yol çamur diye. O şekilde. Giderdiniz. Evet. Vakit namazlarını da zannediyorum toplu olarak bu çadırlarda Ezan-ı Muhammediye'yi okuyarak kılardınız, öyle mi? Öyle kılardık. Devamlı hoca tutardık. Burada çocuklarımızı talebeleri okutması için dini yönlerinden Ramazan boyunca o bize ders verdi. Biz de bu bilgilerimizi sadece o hocaların bize anlattıklarından öğrenmiş olduk. Yani Ramazan'da burada 30 imam gün da... evet imam 30 gün burada teravih kıldırır. Vakit namazlarını kıldırır topluca. Bizlere de çocukları toplayıp bunları da burada bize dini vecibelerimizi onlardan öğrendik. Yani kendi imamınızı kendiniz tutuyordunuz. Evet. Orada o bilgileri. Evet. İsterseniz şöyle bir Ezan-ı Muhammediye okuyalım. Vakit de geldi, öyle mi? Evet. Hadi bakalım geçmişi bir yaşatalım. Aynen böyle mi okunurdu burada böyle ezan nasıl? Evet. Nasıl evet. Okunurdu bir dinleyelim sizden. Yani tekbirle. Hadi buyur okuyun bakalım. Hadi tamam. Bakalım. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Bizim için nasıl bir yere gitmek geçici bir durumsa, onlar için de kalmak öyle. Kış dağlarında gün saymaktalar. Beretinin kızı Ebenesi kırmızı Geh giyir geh ağlanır Hep döker belimizi Liyanır, liyanır, liyanır Liyanır, liyanır, liyanır 5 ay süren kışlak yaşamları yerleşik düzene katlanmak kadar zor geliyor onlara. Bu süreye baharda çıkacakları yayla göçünün düşünü kurarak katlanıyorlar. Biz devamlı buradaydı. Doğma bölüme buradan dışarı çıkmak istemiyoruz yani. Yaz kış burada yaşıyor. Başbakan'dan görüşmek istiyorum ben gidip görüşemeyeyim yani. Bize sahip çıkmasını istiyorum başbakanın. Biz de sahip çıksın. Ben bu hayvanı nerede infa edeceğim, nerede götüreyim, nereye ısrar edeyim, haram edeyim mesela. Ben başbakanımızın bize sahip çıkmasını istiyorum, burayı istiyorum. Çadırları kilitsiz, herkese açık. Yürekleri gibi, sözleri gibi. Bizim yörükler çok değer veririz memleketimize, insanlığa, komşuya, obaya. Hürmetlerimiz sonsuzdur anneye, babaya, ataya. Böyle bir millet olmakla minnettarız Mevla'ya. Kara çadırımızın içine yayarız böyle kilim ile keçe. İçinde oturur misafirlerimiz bacım ile ece. Her zaman buraya gelip gidelim. Eşimizi, dostumuzu ziyaret edelim. Geçmişimizi unutmayalım, geleceğimizi bilelim. Aslını unutmayana çok teşekkür ederim.
da Yörük kardeşlerimiz yıllardır, ta Osmanlı'dan beri bu bölgelerde yaşıyorlar. Son zamanlarda problemleri oldu. Orman görevlileri buralardan çıkmalarını işte talimat veriyorlar onlara. Burayı terk edin. Ve bunlarda problemleri var, sıkıntılar var. Dernek vasıtasıyla arkadaşlarımız da bize ilettiler. Biz de dedik, bir ziyaret edelim. Yerinde görelim, bizzat kardeşlerimizle görüşelim. Ve görüştük. Bir dosya hazırlayacağız. İnşallah önce Orman Su İşleri Bakanımız Veysel Bey'le görüşmeyi planlıyorum. Ona anlatalım. Yetkililerle görüşüp bir çözüm, yani kardeşlerimizin burada yaşantılarını devam etmeleri adına neler yapabiliriz? Bir alt şeyde, genel müdürlükte falan bunları bir görüşeceğiz. Daha sonra belki bir çıkış yolu bulup başbakanımıza teklif edeceğiz. Benim kanaatim belki bir yeni yasal düzenleme gerekebilir. Hükümetimiz onu da çıkarabilir. Bununla ilgili bir çalışma yapacağız. Bugün buraya gelmemizin inşallah bu yönüyle büyük bir faydası olacak. Buradaki kardeşlerimizin, hatta tüm Türkiye'deki yörüklerin yörük kültürünü, örf, adet, geleneklerini yaşatmaları anlamında önemli bir yasal çalışma yapalım. Ondan sonrası kolay. Yani biz buradaki arkadaşlarımıza, kardeşlerimize sahip çıkarız. Yörüklerin işte çadırıdır, yaşam tarzlarıyla ilgili bu bölgede ne yapılması gerekiyorsa biz Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak onları yapmaya hazırız. Ama şu anda elimizde bir yasal şey yok. Yani bize hak veren Büyükşehir Belediyesi olarak benim yetkimde olsa bunu hemen yaparım zaten. Ama şu anda bizim yetkimizi aşan bir durum var burada. Orada ne yapacağız ona bakacağız. Önümüzü açarsak gerisi kolay. Yani şu anda benim yetkim olsa hemen yarın ben buraya su getiririm, yol getiririm, ne gerekiyorsa. Ama böyle bir yetkimiz yok yani. Bunu inşallah böyle bir takım çalışmalarla yasal düzenleme haline getirip çözmeye çalışırız arkadaşlarımızla birlikte. Şubat 1, Mart 2, Nisan 3, tokuklar söylüyor, gel yaylaya göç. Belgesel yayıncılık sundu. Belgesel yayıncılık, tanıtım filmleri çekiminde hizmetinizdedir. İl ve ilçe tanıtımları, belediye hizmetleri, şirket ve firma tanıtımlarınız için hizmetinizdeyiz. Belgesel yayıncılık çalışmalarını Kültür Bakanlığı Eser Yapım Yetki Belgesi ile yapmaktadır. Belgesel yayıncılıkta eser ve hizmetlerinizi CD yaptırıp ebedileştirin. Adres: Belgesel Yayıncılık, telefon 0262 641 43 99, Gebze, Kocaeli.